Evet, tekrardan iyi akşamlar. İkinci dersimiz menzil çözünürlüğü, mesafe çözünürlüğünden bahsediyorduk. Mesafe çözünürlüğü radar darbe genişliğiyle veriliyordu, ışık hızına bağlı olarak ya da bant genişliğiyle verilebiliyor. Zira normal darbeli radarda darbe süresi bant genişliğinin tersiydi. Burada bir örnek vardı. İki tip radar almıştık. Bir tanesi atış kontrol radarı, diğeri de erken ihbar, erken uyarı radarıydı. Bunlar gösterdiğimiz radarlardı zaten ve şekillerini. Burada görüldüğü gibi çözünürlük oldukça değişken. Erken uyarı radarlarında 1,5 kilometre civarındayken ateş kontrol radarlarının, atış kontrol radarlarında işte 40 metrelere kadar düşebiliyor. Bu da şunu gösteriyor. Bizim isterlerimize göre, değil mi? Sahada isterlere göre, operasyonel isterlere göre radar parametrelerinden en önemlilerinden birisi olan darbe genişliği, darbe süresi menzil veya mesafe çözünürlüğü için önemli bir tasarım parametresi. Evet, burada bir problem var. Bundan hızlıca bahsetmiştim nasıl çözeceğinizden. Zaten formüllerin hepsi verilmiş durumda. Önceki slaytlarda onların bir uygulaması. Radar hücresi veya işte 3 boyuttaki çözünürlük aslında. Radar hücresi biraz önceki tanımladığımız mesafe çözünürlüğünün yanında dikeyde ve yataydaki çözünürlüğün de dikkate alınmasıyla uzayda tanımlanan işte şekli tipik olarak bir yamuk aslında. Bir yamuk aslında. Bu yamuk şeklindeki hacimsel bir bölge. Tabii istenen bunun mümkün olduğu kadar küçük olması. Bu ne kadar küçükse, işte burada bir cisim varsa mesela, şu iki cismi birbirinden ayırabiliyoruz. Bunu küçülttüğünüzde bu cisimleri daha iyi ayırt edebilirsiniz. Dolayısıyla radar hücresi aslında hedefleri, cisimleri birbirinden ayırt etmek için önemli bir tanımlama. Burada 3 parametremiz var. Darbe genişliği, yataydaki anten hüzme genişliği ve dikeydeki anten hüzme genişliği. Elevation dikey demek. Azimüt de yataydaki, yatay düzlem. Yeryüzü için de aynısı geçerli. Yataydaki sağa sola döndüğünüzdeki düzlem azimüt, yerden uzaya doğru yapacağınız açıyla dikeydeki düzleme de elevation diyoruz. Evet, burada bir örneğimiz vardı. Bir hedef, 100 kilometrede bir hedef ve bizim anten hüzme genişliklerimiz yatayda ve dikeyde verilmiş. Darbe süresi verilmiş. Bu radar için erken uyarı radarı. Mesafe çözünürlüğü, yatay ve dikeydeki açısal çözünürlükler hesaplanıyor ve buradan da bir radar hücresi belirleniyor. Bu radar hücresinin burada görüldüğü gibi mesafe boyutunda 1,5 kilometre, yatayda 3,5 kilometre, dikeyde 8,7 kilometre olduğu. Bu üç bileşenden oluşan bir yamuk şeklinde düşünebiliriz. Oldukça büyük bir alan aslında bu. Neden böyle? Çünkü bu bir erken uyarı radarı. Yani bu şu demek, ben çok çok uzaklardaki cisimlerin olup olmadığını, varlığını tespit etmek istiyorum. Cismin işte bir uçak geliyor diyorum ama o uçak tek olmayabilir, 3 tane, 5 tane olur. O beni ilgilendirmiyor. Uçak var mı, yok mu? Amacım bu. Evet, şimdi en basit radar denklemiyle başlayacağız. Radar denklemi daha önce
Bunu vermemiştik herhalde. Evet, vermemiştik ilki. Radar denklemi aslında radar derslerindeki en önemli bileşenlerden birisi ve genellikle birçok radar dersinde, radara giriş dersinde, radar sistemlerine giriş dersinde tipik olarak 3 ila 4 hafta anlatılan veya 2-3 hafta anlatılan bir konu. Bizde de öyle olacak. Bundan sonraki iki ders konusu da bu radar denklemi çevresinde geçecek. Şimdi radar denklemi nedir? Bunu buradaki illüstrasyonla, görselle anlatmaya çalışacağız. Burada bizim radar antenimiz var. Radar anteninin girişinde, yani radar vericisinin çıkışı oluyor bu. Şurada bir tane radar vericisi var, bir tane de radar alıcısı var. Genellikle bu ikisi aynı anteni kullanır. Vericinin çıkışı PT, güç çıkışı, anlık güç çıkışı. Tabii biz bunu daha önceki slaytlarda verdik. Bu radar anteninin kazancı da G olsun. O zaman bu radar anteninden uzaya yayınlanan toplam güç PT çarpı G oluyor. Buna da biz ERP diyoruz. ERP, Effective Radiated Power. Çok sık kullanılan bir parametre haberleşmede, radarda. Watt bunun cinsi veya dB. Bir de Effective Isotropic Radiated Power var. Aslında bunlar birbiriyle aynı gibi. Sadece aradaki birisi dipolün kazancını dikkate alıyor ve 2.15 dB'lik bir fark oluyor ama temelde mantık aynı. Ben PT gücünü G kazancındaki bir antene girdiğimde bu antenden uzaya gönderilen güç miktarını tanımlıyor. Tamam mı? Şimdi bu güç çıktı antenden, elektromanyetik enerji uzaya yayılıyor. Antenin kazancına göre belli bir bölgeye yayılıyor. Mesela anten kazancı, burada illüstratif yapalım. Şöyle bir şey olsun. Hüzmesi, antenin hüzmesi. Ki bu hüzmenin küçülmesi demek, şuradaki kazancın büyümesi demek. Bu hüzmeye göre bu çıkan güç uzayda ilerliyor. Ben herhangi bir noktada, mesela bir R mesafesindeki güce baktığımda, daha doğrusu bu mesafedeki güç yoğunluğuna baktığımda, buradaki güç yoğunluğu aslında buradan noktasal bir kaynak varmış da çevresinde bir küre varmış gibi düşünüp o kürenin yüzeyindeki güç yoğunluğu bulmak anlamına geliyor. Dolayısıyla şuraya kürenin alanı. Kürenin alanına bölüyoruz. Çıkan gücü kürenin alanına böldüğümüzde buradaki güç yoğunluğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi bu güç yoğunluğunu neden buldum? Güç yoğunluğunu çünkü radardan çıkan gücün hedefe çarptığında hedef üstüne ne kadar bir enerji endükleyeceğini bulmak için gerekiyor. Bu güç yoğunluğunu ben bilirsem, o zaman bu hedefin radar kesit alanı, RCS diyoruz, sigma. Sigma değeri kadar, ki bu bir kesit alanı aslında. Yani bunun birimi metrekare olarak veriliyor. Bildiğimiz bir mesela küre aldığımızda kürenin yüzey alanı, kesit alanı pardon, bir daire gibi düşünebiliriz. Ona denk geliyor. Bu karmaşık bir hedef için tabii geometrik kesit alan olmuyor. Çok daha karmaşık bunun hesabı. Ayrı bir konu, bağımsız bir konu. Zaten ikinci dönemde buna yönelik bir ders oluyor. Radar kesit alanı düşürme, indirgeme veya azaltma teknikleri şeklinde. Bu çok karmaşık bir parametre. İleride uzun uzun anlatacağız bunu. Ama tekrar belirteyim. Bunun için ayrı dersler var. O dersleri aldığınızda daha detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi bu radar kesit alanıyla güç yoğunluğunu çarptığımda ben aslında şu hedefin üstündeki gücü bulmuş olacağım. Hedefe ne kadar güç çarpmış oluyor veya endüklenmiş oluyor. Bunu bulmuş oluyorum. Şimdi bu gelen
Elektromanyetik enerji, elektromanyetik dalga. Burada enerji, dalga, güç biraz karışıyor ama temelde biliyorsunuz enerji, güç çarpı zaman, değil mi? Şu güç de elektrik alanın karesi. Yani dalgadan güce, güçten de enerjiye geçebiliriz. Bunların hepsi birbiriyle ilintili. Arada enerji, dalga, elektrik alan, dalga gücü dediğimde birbirleriyle ilişkili olduğunu, orantılı olduğunu bilmenizde fayda var. Şimdi bu enerji güç odaklı indüklendi hedefin üstüne. Hedef bu enerjiyi tekrar yansıtıyor. Yani tekrar bir kaynakmış gibi geri yansıtıyor. Yani bu sefer radar antenini düşünün. Radar anteni gibi bunu tekrar geri gönderdiğini düşünebiliriz. Ama burada herhangi bir kazanç olayı yok. Kendi alanı kadar gücü almış oluyor. Aynen o kadarı geri yansıtmış oluyor. Tekrar bu güç ne yapıyor? Bu elektromanyetik dalga bu tarafa doğru ilerliyor. Geldi, çarptı, geri gidiyor. Geri gittiğinde tekrar 1 bölü 4 pi re kare kadar. Yani bir kürenin artık bu taraf kaynakmış gibi, burası kaynakmış gibi düşüneceğiz, antenmiş gibi. Bu sefer tekrar bir yayılma başlıyor ve R mesafesinde tekrar ben şurası değil mi? Şu kısım şeydi. Şuradaki yayılan güçtü. Bunu 4 pi re kareye böldüğümde yine benim antenimin yakınındaki güç yoğunluğunu bulmuş oluyorum. Güç yoğunluğunda kastettiğim şey watt bölü metre kare aslında. Yani yüzey birim alana düşen güç yoğunluğu olarak tanımlanıyor. Bu durumda bu güç yoğunluğu antene çarptığında antenin etkin alanıyla orantılı olarak alınacaktır ve alıcıya yani receiver'a buradaki RX'e aktarılmış olacak. Şimdi bu aktardığımız receiver'a gelen güç PR olarak göstereceğiz. Alınan güç. Neye bağlı o zaman? Gönderdiğim güce bağlı. Gönderdiğim gücün gönderildiği antenin kazancına bağlı. Hedefin mesafesine bağlı. Ve hedefin radar kesit alanına bağlı. Sonra da yine aynı antense eğer, aynı antenin yüzey etkin alanına bağlı. Bu etkin alanı ileride tanımlayacağız ama bu etkin alan basitçe kazançla şu şekilde ilişkili. 4 pi ae bölü lambda kare. Lambda burada işte c bölü f ışık hızının frekansa bölümü dalga boyunu veriyor. Dolayısıyla dalga boyunu biliyorum. Kazancı bilirsem, antenin kazancını bilirsem ae'yi bulabilirim ya da ae'yi bilirsem kazancı bulabilirim. Açıklık türü antenlerin hepsi için bu geçerli. Dolayısıyla alıcıdaki güç burada şu şekilde veriliyor. Bu benim en basit aslında bir radar denklemim, değil mi? Radar denklemim. Ben herhangi bir radar için bu parametreleri bildiğim durumda alıcıdaki gücü hesaplayabilirim, kestirebilirim demektir ki bu pratikte aslında bu çok geçerli olmayan bir denklemdir. Peki, radarın menzilini nasıl bulacağım? Yani ne kadar uzaklıkta çalıştığını, en uzak mesafeyi nasıl bulacağım? Bunu bulabilmem için benim alıcı gücünü yani PR'ı minimuma getirmem lazım. Yani minimum en düşük güç ölçebileceğim, ben bir sinyal vardır diyebileceğim en düşük gücü yazdığımda ki biz buna esmin diyelim. PR esmine eşit olduğunda ben en uzak mesafeyi bulmuş olacağım ki buna biz radarın menzili diyoruz. O da şu şekilde veriliyor. Yani şu denklemin aynısı aslında. Sadece ne yaptık? Burada PR yerine esmin yazdık ve R'yi çektik burada. Çok basit denklemler bunlar. Karmaşık matematik gerektirmiyor gördüğünüz gibi. Bu ders Hocam bir kendi. şey sorabilir miyim? Tabii ki. Radarla şeyin arasındaki mesafe değil mi? Yani Hedefle radar arasındaki arasındaki mesafe. Peki bir şey daha soracağım. Radarın tipine göre o mesela kürenin alanını aldık ya biz hep 4 pi re mesafe. kare diye. Evet. Radarın tipine göre bunun değişme ihtimali var mı? Hani BİM'in Yok şey. zaten orada biz
şöyle varsaydık, bunu nokta kaynak varsayıp 4 pi r kareye böldük. Sonra da gain'le çarptık onu. Gain'le çarptığımızda aslında radarın antenini dikkate almış oluyoruz. Anlaşıldı. Tamam mı? Anlaşıldı hocam. Yani PTG kadar bir güç uzaya yayılıyor. Bu PTG kadar güç yayıldığında ben kürenin yüzey alanına bölersem herhangi bir noktadaki güç yoğunluğunu bulurum. Mantık bu. Burada antenin tipi G'nin içinde aslında. Tamam mı? Buradaki G aslında dediğiniz nokta orası. Şu G bana o kürenin aslında küreyle hesapladığım yoğunluğun ne kadarının o alana, o yöne doğru yönlendirildiğinin bir ölçütü. Bu fikstir. Herhangi bir radar sistemine göre değişmez bu denklem. Her zaman böyledir. Ama daha sonra göreceğiz. Başka parametreler var. O parametreleri hesaba kattıkça bu çok kompleks hale gelecek. Uzunca bir denklem olacak. Bir sürü başka parametrelerle. O zaman tabii radar tipine göre bir takım farklılıklar gözlemleyeceğiz. Özellikle de ikinci dönem bu dersin devamı olan dersi aldığımızda orada çok daha farklı konular var bununla ilgili. Evet, soru var mı arkadaşlar buraya kadar? Şimdi bu radar denkleminin çıkarılması çok önemlidir. En basit de olsa da. Buradaki hani mantığı anlamış olmanız gerekiyor. Çok önemli bu. Bir şey varsa şu an onu konuşabiliriz. Peki. Hocam bir şey sormak istiyorum Tabii. da anlamamak değil de hani siz burada PR çok hani pratik de geçerli değil dediniz ya bunun sebebi ne acaba? Burada çok fazla varsayım var. Yani birçok şey var ihmal ettiğimiz. Ondan dolayı pratikte geçerli değil. İleride zaten onu tartışacağız. Yani bunun pratikte geçerli veya pratikte geçerli olmaya yakın versiyonunu çıkaracağız zaten. Onun için buna biz simple dedik. Yani buradaki simple'ın anlamı aslında o. Yani çok fazla yaklaşım yaparak çıkarılmış radar denklemi bu Anladım hocam. Çok fazla Teşekkür ederim. varsayım var burada. Peki, şimdi burada dediğimiz bir ilişki var. G yani radarın neydi bu? Kazanç, anten kazancıydı. Anten kazancıyla etkin yüzeyi birbiriyle doğru orantılı göründüğü gibi. Yani ben etkin yüzeyini büyüttükçe ki bu radarın normal yüzey alanıyla orantılıdır etkin yüzeyde. İleride ondan bahsedeceğiz. Kazancı da artmış oluyor. Yani radar daha çok enerjisini bir noktaya odaklamış oluyor ki bu çok güzel bir şeydir birçok açıdan. Buradan istersek A'yı istersek G'yi kullanabiliriz. Burada iki tane denklem var. Birbirinin eş değeri. Fark ne burada? Fark birisinde AE kullanılmış, birisinde G kullanılmış. Haliyle G kullanırsanız AE ve lambda bir arada oluyor. AE kullanırsanız G ile lambda birbiriyle oluyor. Görüldüğü gibi farklı şekilde yazabiliriz ama temelde aynı ikisi. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani alıcıdaki gücü minimum yaptığımda ben menzili buluyorum basitçe. Şimdi bu ne demek? Bu denkleme birazcık bakalım detayda. Mesela ben şöyle diyelim. Menzili iki katına çıkarmak istiyorum. Örnek. Bunu iki katına çıkarabilmem için sağ tarafta ne yapmam lazım? Yani şunu iki katına çıkarabilmem için, şu kısmı iki katına çıkarabilmem için şunun içindeki bir parametreyi mesela diyelim transmit power'ı kaç yapmam lazım? Kaç PT olması lazım? Şuraya K koyalım. Kaç tane PT alırsam şu taraftaki iki tane arma eksi olur. Şimdi burada bakın şunun 1 bölü 4. kuvveti olduğu için benim şuradaki K'm kaç olması lazım? 1 bölü 4'ü 2 olması 16. için kaç olması lazım? 16 sanırım. 16 olması lazım değil mi? 16 mı olması lazım? Yani 2'nin 4. kuvveti olması gerekiyor. Evet, 2'nin 4. kuvveti olduğu için bunun 16 olması lazım. Tamam mı?
Yani çok basit. Ben menzili artırmak istiyorsam sağdaki parametrelerin, değil mi? Hemen hemen tamamının, işte üsttekilerin 16 katını almam lazım. Alttakini de 16'ya bölecek kadar, 16'da 1'i kadar almam lazım ki menzili 2 katına çıkarayım. Yani buradan ben radar menzil denkleminden aslında parametrelerin ilişkilerini görebiliyorum. Doğru mu? Evet, ilişkilerini görebiliyorum. Bu en basit radar denklemiydi. Peki, daha önce biz unambiguous range görmüştük hatırlarsanız. R, U, N. Değil mi? Şimdi bir tane de R max çıktı. Evet. Bunların farkı nedir? Hangisini kullanacağız? Evet, bu bir basit bir araştırma sorusu. Bunu dikkatlice araştırmanızı isteyeceğim sizden. Neden iki tane range tanımı var? Bakın, bu da menzil, bu da menzil. Buradaki range, menzil, range, menzil anlamına geliyor. Mesafe değil bu arada. İki tane menzil var burada. Ben bunları ne zaman kullanacağım? Hangi koşullarda kullanacağım? Buna bir bakmanızı istiyorum. Evet, şimdi radar operasyonel şeması var burada. Basit şekliyle. Şu yukarıdaki verici, şurası da alıcı farklı renkte. Ve burada ortak olan bir tane anten var. Anten ortak olmak zorunda değil aslında. Biz burada ortak aldık ama darbeli radarlarda anten ortaktır. Tek antendir yani. Ve antenin arkasında duplexer diye çiftleyici veya işte çiftleme aracı ne dersek diyelim bir blok vardır, bileşen vardır. Bu bileşenin bir özelliği var. Basitçe şöyle üç ayaklı, üç girişli düşünün. Bunun esprisi şu. Buradan bir sinyal gelirse böyle gidiyor. Buradan sinyal geliyorsa da böyle gidiyor. Tamam mı? Şuradan şuraya sinyal gitmiyor. Kesinlikle bu tarafa gidiyor sadece. Buradan sinyal gelirse de aynı anda bu da aşağıya iletiliyor. Bu şu demektir. Ben buradan sinyal gönderirken buradan sinyal alabilirim demektir. Aynı anda. Tamam mı? Buna biz duplexer diyoruz. Böyle bir yapıyla ben bu tek anteni hem verici hem alıcı gibi kullanabilirim. Burada başka sorunlar vardır tabii. Kublaj vesaire. Onlara değinmeyeceğiz. İzole bir şekilde birbirinden ayrı çalışabilir bunlar. Arkasından bir tane tipik olarak şurada almaç kısmında bir LNA vardır. Tek tek gireceğiz bunlara. İşte bu tarafta bir PA vardır. Power amplifier vardır. Ama işin özü aslında şuradaki bir sinyal jenerasyonundadır. Biz burada bir darbe serisi üretiyoruz. İlk başta gösterdiğimiz radar darbe serisini hatırlayın. İlk slaytlarda işte bu. Waveform generator dediğimiz bu. Sonra bunu bir power amplifier'a girip, pardon özür dilerim yanlış söyledim. Buradaki ters bir yapı silelim. Sinüzoid üretiyoruz. Pardon özür dilerim. Bir sinüzoid üretiyoruz. Şöyle. Bunu power amplifier'a girip pulse modülatör burası. İlk başta gösterdiğimiz radar darbe serisi burası. Özür diliyorum. Darbe serisiyle bunu çarptığımızda bize ne veriyor? Şöyle bir şey veriyor. Şurada bir darbe var. Bitiyor. Tekrar geliyor. Şurada bir darbe var. Böyle bir şey çıkıyor bunun çıkışı. Tamam mı? Şurası. Şimdi bu duplexer'dan geçip antenden uzaya yayılıyor. İşte bunun bir G kazancı var. Şuradaki güç PT. Hatırlarsanız böyle demiştik. Gelen bir eko sinyali var. Eko sinyali bu gönderilen sinyale göre çok çok zayıftır. Yani işte şöyle bir şey olacak mesela. Tamam mı? Şöyle düşünebilirsiniz. Gürültülü, çok zayıf bir sinyal. Genellikle ilk yapılan şey bu sinyali hemen bir düşük gürültülü amplifikatörden, yükselteçten geçirmektir. Bu şekilde önce gürültüsünü yükseltmeden sinyali yükseltmeye çalışıyoruz. Gürültüyü yükseltmeden ki buna low noise amplifier oradan geliyor. Çok düşük gürültülü bir yükselteçten geçiriyoruz. Arkasından da
miksere giriyoruz. Mikserin özelliği ne? Mikserin özelliği aslında şuradaki frekansı, mesela buradaki frekans FRF olsun. Bunu FIF dediğimiz başka bir frekansa dönüştürmek. Çok daha düşük işlenebilir bir frekansa dönüştürmek. Nasıl? Bunun için de bir tane başka frekans osilatörü, başka bir sinyal osilatörü kullanırsınız. Onun frekansında FLO'dur. Şu FIF dediğimiz yeni frekansımız, şu girişteki sinyalin frekansından lokal osilatör dediğimiz osilatörün frekansının çıkarılmasıyla elde ediliyor. Dolayısıyla benim şurada gönderdiğim RF, FRF frekansı FIF frekansına dönüştürülmüş oluyor. Ama sinyalin başka hiçbir şeyi değişmiyor. Sadece frekansı değişiyor. Ve ben bunun ne kadar değiştiğini biliyorum. Çünkü ben kendim değiştirdim bunu. Şimdi artık sinyal işlenebilir durumda. Yani çok kolay bir şekilde bu sinyali işleyebiliriz. Nasıl? Çok kolayla kastettiğim nedir? Oldukça düşük maliyetli sistemler veya modüllerle bu sinyal çok kolay bir şekilde işlenip içindeki bilgi çıkarılabilir. Eğer FIF yeterince küçükse. Burada ne var? Bir sonraki blok. Bu sinyal geldi. Mesela şöyle bir illüstrasyon yapalım basitçe. Şuradaki FIF'teki sinyal şöyle bir şey olsun örnek. Geldi. Gürültülü bu birazcık. Şöyle bir sinyal. Tamam mı? Sinüzoid yani. Örnek şöyle darbeyle çarpılmış bir sinüzoid gibi düşünebiliriz. Pardon şunu silelim. Tamam mı? Şimdi bu nereye girecek? Bir intermediate yani ara yükselteç. Intermediate ara demek. Ara yükselteç veya uyumlu filtre ki bu bir blok halinde çalışır. Buraya girecek. Bu ne yapacak? Bu şunu yapacak. Bu girişteki sinyalin SNR'ını maksimize ediyor. Yani şuradan geçtikten sonra sinyalin SNR'ı, sinyal gürültü oranı maksimum oluyor. Böylece çok daha kolay bir karar verme mekanizması. Karar verme çok daha kolay, çok daha doğru yapılabilir. Nedir bu match filtre? Basitçe yine illüstre edelim. Bu sinyal match filtreye girdiği zaman şöyle oluyor. Yani şurası şöyle iki katına çıkıyor. Bu bir üçgene dönüşüyor genliği. Şöyle envelope'unu çizelim. Şöyle oluyor. Bunun normalde envelope'u neydi? Bir kareydi. Şimdi üçgene dönüştü ve pik değeri var burada. Tamam mı? Bu şekilde SNR'ı maksimum yaptık. Tamam mı? Bu SNR'ı ileride tanımlayacağız. Sinyal gücü bölü gürültü gücü. Bu filtrenin de özelliği sinyal gürültü oranını, sinyal gücü bölü gürültü gücü oranını ki SNR diyoruz. Bunu maksimize etmek ve bunu maksimize etti. Şimdi bir sonrakinde ne yapıyorum? Ben bunu detect edeceğim veya demodüle edeceğim. O ne demek demodüle? Aslında şu zarfı çıkarmak demek. Yani şu içindeki sinüzoidi attım şimdi. Bu sinyal şuna dönüşecek. Tamam mı arkadaşlar? Bu da benim silelim. Bu da benim neyim? Bakın şöyle farklı farklı renklerle alaca bulaca oldu ama bu da benim sinyalim şuradaki, tamam mı? Dedektörün çıkışı. Bakın. Düz, ondan sonra bir üçgen oldu artık. Neden? Çünkü bu bunun zarfı. Şu sinüzoidi çıkardım içinden. Sadece zarfı kaldı. Biz buna genellikle ikinci dedektör diyoruz. Birinci dedektör sanki bu intermediate IF veya IF amplifier veya match filter gibi düşünüp şunu ikinci dedektör diyoruz. Ama bu bir tipik bir envelope detector yani zarf çıkaran, zarfı detect eden bir sistemdir. Basit bir diyot ve kapasitör dirençle oluşturulabilir. Arkasından bunu amplify ediyoruz. Bir tekrar bir yükselteçten geçiyor. Ondan sonra da bir eşiklemeye tabi tutuyoruz. Yani bunu güçlendirdim. Mesela şöyle oldu. Daha güçlü artık. Ve bir eşik değeri
tanımlıyorum artık. Diyorum ki eşik değeri mesela şu olsun. Şöyle farklı bir renk olsun. Mesela eşik değeri şu olsun. Tamam mı? Şimdi aldığım sinyal, yani herhangi bir anda aldığım, örnek aldığım sinyalin değeri bu eşik değerin üstündeyse, mesela şurasıysa, o zaman bir tane eko sinyali geldi diyorum. Eğer şurasıysa bu bir gürültüdür diyorum, eşik değerin altında olduğu için. Şimdi burada tabii hiç gürültü yok, dikkat ederseniz. Pratikte bunun üstüne şöyle gürültü yüklememiz gerekiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Tamam mı? Bu da o zaman şöyle olmuş oluyor. Bakın bu gürültüyü koyduğunuzda bayağı bir hata ortaya çıkmaya başlıyor. Bu gürültüyü koymak demek de aslında SNR'ı ne yapmak demek? Düşürmek demek. Gürültü arttıkça bu SNR düşüyor demektir. Bu da sizin hata yapmanıza sebep oluyor. Dolayısıyla radarda, radar alıcısında ne oluyor? Olan şey SNR'a bağlı olarak bol miktarda hata. Bazen bu hata bir hedefi kaçırmak, hedef sinyalini kaçırmak, ihmal etmek olarak ortaya çıkıyor. Bazen de bir gürültüyü hedefmiş gibi görmek şeklinde ortaya çıkıyor ki bunları ileride tartışacağız. Evet, frekans bantları. Şimdi daha önce göstermiştik. Hemen isterseniz ilk başa doğru gidelim, bir hatırlayalım bu frekans bandı neydi, neresiydi. Şöyle, bakın şu. FRF demiştik hatırlarsanız şurada. Bu FRF neydi? Taşıyıcı frekansımız, sinüzoidimiz. Yani şu içindeki sinyalin frekansı. Ve biz bunu değil mi? Bir sink olarak göstermiştik şöyle. Spektrumunu. Tamam mı? İşte şu center frekans dediğimiz veya FRF diyelim buna. FRF frekansı benim hangi bantta çalıştığımı gösteriyor aslında. İşte bu burada gördüğümüz bantlar da kastedilen bunlar. HF tipik bir high frequency demek HF. 3-30 MHz arası çalışıyor. Very high frequency var. Bu 30-300 MHz arası çalışıyor. Ultra high frequency var. Bu da 300'de 1000 MHz arası. Burada aslında çok fazla bir radar yok. Daha çok işte early warning, yani erken uyarı radarları burada oluyor. Böylece çok uzak mesafelere ulaşmayı sağlıyor. Düşük frekanslar. Dikkat ederseniz burada frekans ekseni şöyle. Ne oluyor? Frekans burada şöyle ters çizelim hatta bunu. Frekans aşağı doğru artıyor. Tekrar yazalım. Işık hızı eşittir lambda çarpı f idi. O zaman lambda ne oluyor? C bölü F. Yani lambda ile F ters. O zaman ben bunu şöyle yapabilirim. Şuraya da şöyle lambda derim. Frekans azaldıkça, aşağı doğru indikçe, değil mi? Pardon, frekans aşağı doğru böyle aşağı doğru arttıkça dalga boyu düşüyor. Tamam mı? Mesafe olarak bakarsak da, bunun yanına bir de mesafeyi çizelim şöyle. Şu da R olsun. Yani daha uzağa gitme diyelim. Ne kadar uzağa gidebiliriz? Dalga boyunu büyüttükçe daha çok uzağa gidiyorsunuz. Yani daha çok uzağa, daha uzun yüksek menzillere ulaşmak için küçük dalga boyları, yani yüksek dalga boyları, yani düşük frekanslar kullanmanız lazım. Dolayısıyla erken uyarı radarları da düşük frekanslarda tasarlanır ki bu yüksek dalga boyu demek yüksek mesafelere gidebilsin. Bundan sonra işte L ve C bantlarında mesela şurada altimetre var. Yani yükseklik ölçecek radar. Bir platformun mesela yükseltisini ölçüyor. Barometre tarzı farklı yükselti ölçme teknikleri olmakla birlikte radar da aynı zamanda yükseklik ölçebiliyor. Hatta çok iyi ölçüyor. Ortamdan daha az bağımlıdır. Ortama daha az bağımlıdır. C ve X bantta meteoroloji radarları var. Bulut, yağmur tarzı hareketleri algılama için. Ve
Uçan platformlar içinde daha çok X ve Ku band kullanılıyor. Şimdi otomotiv için mesela şurada 24, ondan sonra 66, 77 var. Sonra şurada 103, 104 yanlış hatırlamıyorsam gigahertz var. Bunlar burada görünmeyen ama kullanılan radar bantları. Birçok yeni araçta bildiğiniz gibi çarpışmayı önleyici sistemler var mesela. Onlar genelde bu 24 GHz veya 66-77 GHz'deki bantları kullanıyor. Ve genellikle böyle çip şeklinde oldukça minyatürize minik radarlar. Evet, soru var mı arkadaşlar? Bu da son slide. Burada aynı bant, özür diliyorum. Evet, burada yine aynı bantların yeni terimler var burada kullandığımız ABC şeklinde. A'dan başlıyor, M'ye kadar gidiyor. Bu çok fazla tutmadı gibi ama yeni yayınlarda bu bantları, bu sembolleri görebilirsiniz. Ama eski kullanılan esas sembolizasyon bu şekilde. VHF, işte şurada HF var. HF'ten başlıyor, milimetre dalgaya, KU şeklinde gidiyor. Hocam, evet. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şu duplexer'lı bir slaytınız vardı ya, orada radar hem alıcı hem verici olarak kullanılıyordu. Duplexer sayesinde herhalde, değil mi? Anten hem alıcı hem verici kullanılıyor. Evet, doğru. Bu kayıp olarak ne çıkarıyor ortaya? Mesela niye ben bir anteni duplexer'la kullanmayayım da ayırayım? Hani dezavantajı veya avantajı ne tam olarak? En büyük sorunlardan birisi bu duplexer. Burada anlattığımız gibi mükemmel olmuyor. Buradan bir miktar sinyal bu tarafa girebiliyor. Bunu engellemek önemli. Bir tanesi bu. Onun dışında yine iki tane anten kullandığınızda uzaysal olarak da iki ayrı anteni birbirinden mesafeli bir şekilde tuttuğunuz için hem farklı frekansta farklı zamanda sinyalleri aynı anda işleyebilirsiniz. Dolayısıyla avantajları var ama temelde duplexer'daki sorun bu kublaj aslında. Normalde buraya anten koyduğunuzda da bir kublaj oluyor bu arada. Ayrı ayrı kullansak şöyle yine bir kublaj oluyor ama duplexer'a göre çok daha iyi bir, çok daha avantajlı. Yani alıcıyı aynı anda bir anteni hem alıcı hem verici olarak kullanamıyoruz. Hani bir alacağız bir vereceğiz herhalde. Yok yok, hayır, aynı anda burada duplexer kullanarak yapabilirsiniz onu. Burada anten, şöyle bakın, antende hiçbir kısıt yok. Bir anteni siz farklı frekansta, aynı frekansta, aynı zamanda pasif bir eleman olduğu için istediğiniz kadar frekans ve zamanda kullanabilirsiniz. Yani bir sürü sinyali aynı anda basabilirsiniz antenden. Problem aslında anten değil de antenin arkasındaki devre önemli. Yani şu kısım mesela receiver, tamam mı? Şurası da transmitter. Şimdi ben bunları ayırdığım zaman aynı anda transmit ve receive yapabilirim demektir. Aynı anda. Ve aynı frekansta yapabilirim bunu. Ama bunları mesela ortak yaparsanız, işte osilatörü mesela ortak kullanırsanız örnek. Ya da işte buradaki mikseri veya bir başka LNA, power amp falan neyse. Yani bileşenleri ortak kullandığınızda, dolayısıyla bunu küçültmeye çalıştığınızda o zaman işler karışmaya başlıyor. Ne kadar ortak kullandıysanız, ortak kullandığınız bileşen sayısı arttıkça zaman ve frekanstaki sinyallerin örtüşmesi veya örtüştürme şansınız kalmıyor, azalıyor. Çünkü her bir blok bir taraftan istediğiniz, gönderdiğiniz sinyali işlemeye veya üretmeye çalışırken diğer taraftan aldığı sinyali işlemekle meşgul olacağı için zaman ve frekansta paylaşımı iyi koordine etmeniz gerekiyor. Yani anten hiçbir şekilde sizin frekans veya zamanda ne kadar çok sinyal gönderdiğinizle ilgilenmez. Pasif bir bileşendir. İstediğiniz kadar sinyal gönderip istediğiniz kadar sinyal alabilirsiniz. Önemli olan arka taraftır. Tamam mı? Anlaşıldı hocam. Peki. Evet.
Bu ders tamam. Şimdi isterseniz bir ara verelim yeni konuya geçmeden. Ondan sonra devam edelim. Ne dersiniz? Uygundur. Uygun Olmuş. değil mi? Tamam. Bir ara verelim, ondan sonra devam edelim. Yeni konu olduğu için. Peki, ara veriyoruz arkadaşlar. Evet, konumuz yine radar denklemi. Yine burada basitleştirilmiş dedim. Çünkü hala basit şeklinden konuşuyor olacağız. Ne yapacağız bugün? Tekrar daha önceki konumuzdaki radar denklemiyle başlayacağız ve bu sefer alıcının gürültüsünü dikkate alacağız. Gürültü işin içine girdiği zaman tabii almaç gürültüsü nedir? SNR nedir? Bu kavramlardan bahsedeceğiz. Arkasından yanlış alarm ve kaçırılmış tehdit, kaçırılmış hedef gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Son olarak da darbe birleştirme. Yani birden çok darbeyi kullanaraktan karar vermeden bahsedeceğiz. Evet, bu aslında daha önceki dersimizde verdiğimiz slide. Sadece burada fark ne? Fark şurası aslında. Şunu birazcık genişlettik. Etkin alan demiştik. Geçen konumuzda hatırlarsanız. Bu etkin alanı biraz açtık. Etkin alan AE, ki bu bir anten için tasarlanıyordu. Rho çarpı A olarak tanımlanıyor. Buradaki A kesit alanı antenin. Mesela şöyle diyelim, bir dikdörtgen tarzı anten aldığımızı düşünelim. Şurası A olsun, bu kenarda B olsun. Bunlar metre mesela. Bunun kesit alanı ne olmuş oluyor? A çarpı B oluyor. Ya da mesela buradaki gibi parabolik reflektör aldığımızda şöyle, bunun kesit alanı ne oluyor? Bir baktığımız zaman ön yüzünden bir daire olarak görünür bu. Bunun yerçapı R'dir. O zaman bunun kesit alanı ne olacaktır? Pi R kare olacaktır. Yani şuradaki alan tamamen antenin geometrisine göre kolayca hesaplanabilecek bir ağ. Burada rho dediğimiz bir başka parametre var ki bu parametre öyle hemen hesaplanabilecek bir şey değil. Genellikle anteni tasarlayan ve üreten firmanın verdiği parametredir. Buna da biz açıklık verimliliği diyoruz. Açıklık verimliliği. Yani bu A dediğimiz kesit alanını etkin verimliliğe dönüştürebilme oranı aslında bu rho. İdeal olarak bu rho'nun tabii istenen şey bunun bir olması ama genellikle sıfırla bir arasında değişir ve tipik olarak da 0.5, 0.6 değerlerini alır. Özellikle parabolik reflektörler için. Sorusu olan var mı arkadaşlar bu slide ile ilgili? Zaten önceki slide'ın tekrarı. Dediğimiz gibi G ile etkin açıklık birbiriyle bu denklem üstünden ilişkili. Bizim basit radar denklemimiz burada. Şimdi basit bir problem olarak bistatik operasyon. Bistatik ne demek? Hemen ondan bahsedelim önce. Şimdi ben eğer radarın alıcısıyla vericisini farklı noktalara koyarsam bu radar sistemine biz bistatik radar sistemi diyoruz. Yani alıcı, verici fiziksel olarak farklı yerlere konulmuş. İşte atıyorum vericiyi Çankaya civarına koydunuz mesela. Alıcı işte İstanbul tarafında, Sincan'da, Etimesgut'ta veya Eryaman tarafında. Ama ikisi senkronize çalışır. Senkronize bir şekilde. Birbirine bağlıdırlar yani ama fiziksel olarak farklı noktalardırlar. Bu durumda bu radar bistatik operasyondur. İleride bahsedeceğiz. Bunun işte şurada onu çıkarmışız gerçi. İstersek hani birden çok verici, birden çok alıcı
kullanarak çoklu statik radar sistemi oluşturabiliriz. Yani radar ağı oluşturabiliriz. Şimdi bu o radar sistemi için radar range, radar menzil denklemini çıkarmanızı isteyeceğim. Bunu lütfen evde deneyin. Bir sonraki derste de sorunuz varsa alalım. Bu bir problem çünkü. Bunu sizin denemenizi istiyorum. Mantık aynı. Tekrar burada hemen bir hint verelim. Burada bir transmit power var. Bunu anten kazancıyla çarpıyoruz. Bu R1 kadar gidiyor. Burada bir güç yoğunluğu hesaplıyoruz. Sonra bunu Rho ile çarpıyoruz. Tekrar bu tarafa doğru, alıcıya doğru yöneliyor. Tekrar bir R2 kadar gidiyor. Tekrar güç yoğunluğu. Sonra buradan da AE efektif alanı çarpıyoruz. Yani biraz önceki çıkardığımız denklemin sadece tek farkı burada. İki ayrı mesafe var. Dolayısıyla menzil denklemimiz iki tane ayrı mesafeye bağlı. Ve iki tane de anten kazancı var. Farklı anten kazancı var. Buna dikkat edelim. Ama denklem temel olarak öncekine benziyor. Şimdi bu esmin demiştik. Radar denkleminde, değil mi? Şurada bir esmin vardı. Şimdi bunu açmaya başlayacağız. Yani minimum tespit edilebilir sinyal nedir bir radar için? Almaçta nelere bağlıdır bu? Hani demiştik değil mi? Biz menzili değil mi? 1/ minimum tespit edilebilir sinyal şeklinde yazmıştık. Yani biz bunu düşürebilirsek, küçültebilirsek şu menzili de arttırabiliriz demektir. Bu güzel bir şey. O zaman şunu nasıl küçültebiliriz? Bu nelere bağlı? Ona biraz odaklanalım. Şimdi yaptığımız şey tipik olarak daha önce bahsetmiştim zaten radar genel yapısında bir eşikleme yapıyorduk. Hatırlarsanız şu şekilde bir üçgen dalga çizmiştik ve bunun için bir eşik değer belirlemiştik. Mesela buna threshold diyelim veya threshold. Bunun üstünde ise bir sinyal aldık mesela örnek aldık. Şöyle örnekler alıyoruz bunun üstünden. Bu örnek bu çizginin üstünde ise o zaman bu bir yansıdır. Bu bir hedeften gelen sinyaldir. Kararını veriyoruz. Bu threshold'un altındaysa da bu bir gürültüdür. Sinyal değildir kararını veriyoruz. Mantık bu aslında. Ve burada genelde kısıtta gürültü. Yani burada hata yapmamıza sebep olan şey gürültü büyük ölçüde. Yani bu her ne kadar böyle tertemiz görünse de pratikte bu sinyal şöyle bir şey arkadaşlar. Tamam mı? Böyle oynayarak gidiyor. Şimdi bu oynayarak giden sinyalin üstünden örnekler seçtiğinizi düşünün. Yani şu aralıklarla mesela örnek alıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bunların böyle çok kolay değil. Gerçekten bir eko sinyali mi, gürültü mü olduğuna karar vermek. İşte buna sebep olan şey bu gürültü aslında. Bu gürültünün temel kaynağı da aslında radarın almacı, alıcısı. Bu esmini radar alıcısıyla ilişkilendirmeye çalışacağız. Şimdi biraz önceki yazdığımız radar denklemi gerçekten kullanılabilir mi? Aslında bu denklem daha önce de bahsetmiştik. Bu denklem kullanılabilir bir denklem değildir arkadaşlar. Bu çok basitleştirilmiş bir denklemdir. Birçok kabul vardır burada. Bu denklem öncelikle tek bir sayı değildir aslında. Yani menzil dediğimiz şey öyle hemen işte şu kadardır demek pek mümkün değil. Bu değişkendir aslında. Olasılıksal bir hesap vardır bunun arkasında. Mesela ilk önce biraz önce bahsettiğimiz almaç gürültüsü vardır. Bu öyle çok net değildir. Arkasından radar kesit alanımız vardır. Bu da öyle tek bir numara değildir. Değişkendir. Bir takım belirsizlikler içerir. Bu bizim menzilimizin çok net olmamasına sebep olur. Ayrıca alıcı vericide ilave bir takım kayıplar olur. Bunlar bazen değişkendir. Yine atmosferdeki bir takım
yayılım etkileri vardır. Bunlar da değişkendir. Yani sabit olmayan, belirsizlik içeren çok fazla parametre vardır radar denkleminde aslında. Ve bunların tümünü biz aslında olasılıksal bir yaklaşımla ele almak zorundayızdır. Bunun için de tipik olarak işte bu özellikle de gürültü bazlı etkiler için tespit olasılığı ve yanlış alarm olasılığı dediğimiz iki tane parametre tanımlarız. Birisi PD, birisi PFA. Şimdi bir sonraki slaytlarda bu PD, PFA'in radarın diğer parametreyle ilişkisine bakacağız. Ama ondan önce tabii bir gürültüye bakmamız lazım. Gürültüyü daha önce gördük mü farklı derslerde? Görmüşsünüzdür herhalde değil mi farklı derslerde? Haberleşme dersinde görmüştük lisansta. Evet, yani gürültü tipik olarak bizim elektronik devrelerde termal gürültü vardır. Bu termal gürültünün bir gücü vardır. Bunu aynen burada da kullanıyoruz. Bir almacımızda bir band genişliğinden bahsediyoruz. Değil mi? Bir sinyalin band genişliği var. Bir sıcaklık var. Bu sıcaklık ve band genişliğine bağlı olarak bu almacın girişindeki gürültü gücünü biz şu formülle yazabiliriz. Burada K sabit ki onun değeri şurada en altta yazıyor. Joule Kelvin degree Kelvin olarak veriliyor. 1.38 10 üzeri eksi 28 Boltzmann konstant diye geçiyor. Boltzmann sabiti. Bu sabit. Sonra bir de sıcaklık var burada T. Bu sıcaklık değeri tamamen ortamın sıcaklığı aslında. Dolayısıyla çok yüksek sıcaklık demek, çok fazla gürültü gücü demek. Sıcaklığın demek ki düşürülmesi lazım mümkün mertebe. Ve bunun çok kararlı bir şekilde o değerde tutulmaya çalışılması lazım. Bir de band genişliği var. Yani ben T ve B'ye bakacağım K sabit olduğu için. Mümkün mertebe bunu düşüreceğim. Mümkün mertebe band genişliğini düşüreceğim. Böylece minimum gürültü gücü elde etmeye çalışacağım. Tamam mı? Mantık bu. Şimdi bu gürültü gücünü veya bir almacın ürettiği gürültüyü veya bir sistemin, sadece almaç demeyelim, ürettiği gürültüyü ölçmek için bir parametre var. Buna biz noise figure diyoruz veya noise factor. Farklı kitaplarda farklı geçebilir. Noise figure veya noise factor. Yani noise figürü veya noise faktörü. Tam Türkçe karşılığında bilmiyorum noise figürü ama noise katsayısı diyebiliriz buna. Nedir bu noise katsayısı? Şöyle herhangi bir receiver alalım yine. Şuradaki receiver'ı alalım. Mesela ben girişte bir sinyalim var. Sinyalin de gücünü buldum. Tamam, gücünü yazdım. Mesela girişteki sinyalin gücü S in olsun. Yani girişteki sinyal gücü. Bölü girişteki gürültünün gücüne bakıyorum. O da N in olsun. Ki bunun formülü şurada zaten belli. Şimdi bu sinyal bu almaçtan geçtikten sonra çıkıştaki sinyalin tekrar gücüne bakalım. Ona da S out diyelim. Ve yine çıkıştaki gürültünün gücüne bakalım. N out olsun o da. Şimdi bu sistemin noise figürü Fn veya Nf olarak gösterilir. Girişteki sinyal gürültü oranının çıkıştaki sinyal gürültü oranını oranı arkadaşlar. Tamam mı? Şurada da formüle ediliyor zaten. Girişteki SNR, sinyal gürültü oranı SNR demek. Girişteki SNR bölü çıkıştaki SNR. Şimdi bunun ideal olarak ne olması gerekir sizce? Ne olması gerekir ideal olarak? Bir olması gerekir değil mi? Yani hiç gürültü katmazsa girişteki SNR çıkıştaki SNR'a eşit olur. Eğer bu almacımın herhangi bir kazancı da yoksa
beklediğim şey girişte çıkıştaki esnaların birbirine eşit olması. Bu şekilde noise figürün bir olması. Peki noise figür bir ne demek dB olarak? Zero dB demek değil mi? Sıfır dB demek. O zaman ben şunu diyebilirim. Noise figürün, noise faktörünün veya noise katsayısının bir sistem için minimum değeri rakam olarak 1, dB olarak 0'dır. Tamam. Şimdi bir kazancı da olan bir almaç için, kazancın da işin içinde olduğu bir almaç için ben noise figürü şu şekilde yazabilirim. Bu diğer bir yazış yöntemi. Burada kazanç da var işin içinde. Çıkıştaki gürültü bölü girişteki gürültü çarpı kazanç. Tamam. Bu aslında ikisi de direkt olmasa da indirekt olarak birbiriyle ilişkili. Şimdi burada bir problem var basit. Hemen şöyle bakalım. Bir receiver'ımız var. Receiver RX ile gösteriyoruz. Burada bir SNR var. Burada da bir SNR var. Evet, soru diyor ki bir almacımızın noise figürü 2,5 dB'ymiş. Bu basitçe ne demek istiyor? Yani 2,5 dB noise figürü olan bir almaç girişteki SNR'ı çıkıştaki SNR'a göre ne kadar yüksektir veya düşüktür? Aslında sorduğu şey bu. Soru bu. Şimdi denklemi hatırlayalım. Fn veya Nf neydi? Girişteki SNR bölü çıkıştaki SNR. Değil mi? Şöyle çiziyor altını. Anlamıyorum neden böyle oluyor. Evet. Şimdi ben bunu dB olarak yazsam Fn dB diyelim. O zaman ne olur? Şu üstteki eksi alttaki değil mi? Şu 2,5 dB'ymiş. O zaman ne demektir bu? Girişteki SNR neymiş? Çıkıştakinden 2,5 dB daha yüksekmiş. Demek ki girişteki SNR 2,5 dB düşürüyor bizim alıcımız. 2,5 dB noise figürü iyi mi kötü mü derseniz aslında iyi. Genelde noise figürü yani 3 ile 7 dB'ye kadar çıkabiliyor almaçlarda. Özellikle uydu haberleşmesinde böyle radar tipi sistemlerde bu 3 dB'nin altına doğru düşüyor. Bazı radar sistemlerinde. Ama tipik olarak işte 2 dB'den başlar 8-9 dB'ye kadar gider almacın yapısına göre. Hiçbir zaman 0 dB olamaz. Peki. Şimdi noise figürü öğrendik. SNR'ı öğrendik. Değil mi? Hemen almacımızı hatırlayalım. Tekrar hep bunu göz önünde bulunduracağız arkadaşlar. Benim bir almacım var. Bunun bir noise figürü var. Girişte bir sinyal gürültü oranı var. Çıkışta da bir sinyal gürültü oranı var. Ben girişteki gürültü gücünü yazıyorum önce. Girişteki gürültü gücü ilk başta yazmıştık zaten. K, T, B'ydi hatırlarsanız. Şimdi standart bir oda sıcaklığında düşünürsem burada T yerine T0 koyabilirim ben. Tamam mı? Şu T0 standart sıcaklık demek. Standart sıcaklıkta girişteki gürültü gücü budur. Peki o zaman ben şunu yazabilir miyim? S input bölü N input aslında şu denklem üstünden yapalım. Fn çarpı S out bölü N out. Değil mi? Formülümüz bu. Şuradan.
Şimdi burada en ini yerine koyalım. Değil mi? Şunu. Sonra şuraya alalım ve S ini çekelim. S in şu şekilde olur. Tamam mı? Yani girişteki sinyal gücü neye bağlı? Girişteki gürültü gücü çarpı noise figür çarpı çıkıştaki sinyal gücü bölü çıkıştaki gürültü gücü. Çok basit bir çıkarım. Öyle çok karmaşık bir şey yok burada. Şimdi ben bunu şunu esmin yapmak istiyorum. Hani radar denkleminde bir tane minimum tespit edilecek sinyal gücü vardı ya. Bunu minimum yapmak istiyorum. Bunu minimum yapmam demek ne demek? Bunu minimum yapmam demek çıkıştaki radarın almacının çıkıştaki yani şunun minimum yapılması demek. Tamam mı? Bunu minimum yaptığımda ben şu girişteki sinyali de minimum yapmış oluyorum. Tamam mı? Şimdi bunu kullanaraktan ne yapıyorum? Şunun yerine esmin yazıyorum ve denklemi tekrar yazıyorum. Şimdi bu benim neyim olacak? Bu benim radar menzilindeki sinyal gücüm değil mi? Yani radarın çalışabileceği en uzak mesafedeki sinyal gücünü yazmış oldum. Yani alıcıdaki sinyal gücünü. Ve bu alıcıdaki sinyal gücü neye bağlı? K'ya bağlı bu katsayı. T0 normal sıcaklığa bağlı. Band genişliğine bağlı. Noise faktörüne bağlı. Ve bir de SNR'a bağlı. Hangi SNR bu? Almacın çıkışındaki SNR. Almacın çıkışındaki SNR. Yani almaç sinyali işledikten sonra çıkışta bir sinyal veriyor. O sinyalin SNR'ına bağlı. Şimdi ne oldu? Esmin bir parametreydi. Şu anda 1, 2, 3 tane parametre. Şunları sabit varsayarsak 3 tane yeni parametre tanımlıyoruz. Tamam mı? Hemen genişletelim denklemimizi o zaman. İlk denklemimiz şuydu. Tamam mı? Bizim esmin şu şekilde verilmişti. O zaman radar denklemi şuna dönüştü. Tamam. Ne var burada şimdi? Yeni parametreler. B, Fn ve Sn, SNR minimum var. Yani minimum SNR. Denklem birazcık daha karmaşıklaştı. Şimdi bir sonraki aşamada da şunun içine gireceğiz tekrardan. Bunu ben nasıl belirleyeceğim? Neye bağlı? Hangi parametreler var bununla ilgili? Bu bizim minimum sinyal gürültü oranımız arkadaşlar. Nerede ki? Almacın çıkışındaki. Yani almaçla ilgili herhangi bir şey yok artık değil mi? Ben almaçla ilgili band genişliği ve NF'i buraya koydum zaten. Dolayısıyla başka bir parametresi kalmadı. Bunları bildiğim takdirde bütün sistemi ve denklemi hesaplayabilirim veya çözebilirim. Şimdi burada SNR min neye bağlı? Daha önce bahsetmiştik. Tespit olasılığıyla yanlış alarm olasılığına bağlı. Yani olasılıksal bir hesabı var bu esminin. Bir takım koşullara göre ben bu esmini tespit etmek zorundayım veya bir aralık tanımlamak zorundayım. Evet, burada bir problemimiz var. Evet, şu ana kadar bir soru var mı arkadaşlar? Buralar önemliydi. Bu gürültü olayının tam kafanızda oturması gerekiyor. Oturmayan bir şey var mı? Yok olarak algılıyorum. Yok hocam. Ne diyoruz o zaman? Evet, bu problem normal radar denklem problemi. Oldukça basit. Bütün parametreler verilmiş. Burada dB'ye dikkat edelim arkadaşlar. En büyük hata dB olarak verilen parametrelerle dB olarak verilmeyen parametrelerin karışması. Mesela burada peak power 1,5 megawatt verilmiş ama anten kazancı 45 dB verilmiş ki genelde böyle verilir. Frekans 5.6 GHz verilmiş. Sıcaklık 290 Kelvin verilmiş. Darbe süresi 0,2 mikrosaniye verilmiş. Noise figürde 3 dB verilmiş. Şimdi burada dB'ler var ve başka parametreler var. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gerekiyor.
DB'yi kullanacaksak hepsini DB'ye almamız gerekiyor. Mesela ben bu denklemi DB olarak yazmak istesem şöyle yazarım değil mi? PT üstte olanların hepsini artı yazarım. Tamam mı? Şöyle. Sonra alttakileri de eksi yazarım. Bunların hepsi DB bakın. DB olarak yazılırız. Her biri DB'ye dönüştürüldüğünde böyle yazabilirim. İstersem hepsini DB'ye dönüştürürüm. Burada verilenleri mesela 5.5, 5.6 GHz'i DB'ye dönüştürürüm. 0.2 mikrosaniyeyi de DB'ye dönüştürürüm. Band genişliğine dönüştürürüm. 290'ı da DB'ye dönüştürürüm. Hepsini 10 log alaraktan DB'ye dönüştürebilirim. DB'ye dönüştürdüğümde bu çarpma bölme şeklindeki denklem ne oluyor? Toplama çıkarmaya dönüşmüş oluyor. Belki bu daha basit olabilir bazılarınız için ama hani genel olarak burada herkesin kendi tarzı var. Nasıl yapmak isterseniz. Mesela burada direkt değerleri de yazabilirsiniz. PT nedir? PT mesela 1,5 megawatt. Yani 1,5 megawatt demek. Değil mi? Megawatt demek 1,5 10 üzeri 6 demek. G kaç verilmiş? G 45 dB verilmiş. G 45 dB. 45 dB demek 10 üzeri 45 bölü 10 demek. Dönüşümden. Bu da 10 üzeri 4.5 demek. Demek ki şuraya ne gelecek? 10 üzeri 4.5 gelecek. Sonra AE verilmiş mi? AE verilmemiş. Onu hesaplamamız lazım mesela. Nasıl hesaplayacağız? Kazançtan hesaplayacağız değil mi? Şu gain'den hesaplanacak. Burada ne lazım bana? Dalga boyu lazım. Dalga boyu neye eşit? C bölü F'ye eşit. Bu 3 çarpı 10 üzeri 8. Şu da 5.6 10 üzeri 9. Buradan lambda hesaplayacağım. Sonra lambda ile A'yı hesaplayıp G veya G ile lambdayı kullanıp A'yı hesaplayacağım. Radar kesit alanı verilmiş. 0,1 metrekare. Direkt 0,1 yazabilirim. Sonra alttakileri de aynı şekilde sayıya dönüştürüp DB olanları direkt hesaplayabilirim burada menzili. Tamam mı arkadaşlar? Sorusu olan var mı bu soruyla ilgili? Gayet kolay bir soru aslında. Dikkat etmek gerekiyor nümerik değerlere. Burada şu önemli radar problemlerinde bulduğunuz değerleri sorgulamanız gerekiyor. Yani bir radar menzili nedir mesela? Radar menzili atıyorum 60 kilometre olabilir mesela bir radar menzili. Daha önce örneklerini verdik. 800 kilometre de olabilir mesela radarın tipine göre. Ama bir radar menzili 1 santimetre olamaz değil mi? Bir radar menzili mesela 100 bin kilometre olamaz değil mi? Hani o tip radar da vardır belki başka amaçlarla ama bizim kullanacağımız, yeryüzünde kullanacağımız radarlarda 100 bin kilometrelik menzil olamaz. Yeryüzünde kullanacağımız radarlarda en fazla Türkiye'nin işte bir ucundan bir ucuna örnek hani olur ya işte bir AVAX'tır yeterince yükseğe çıkmıştır. Ta kenarda kıyıda köşedeki bir şeyi bile cismi bile görebilir onun radarı mesela yeterince yüksekteyse. Orada da 800-100 kilometre veya 800-900 kilometre menzili tutturabiliriz belki. Ama çoğu zaman bu kilometreler düzeyindedir. Mesela bir trafik radarında 200-300 metredir. Değil mi? Yani araçlarda kent güvenliği yönetim sistemlerinde KGYS görmüşsünüzdür. Mesela onlar işte 24 GHz kullanır. Tipik olarak 80-100-200-250 metredir en fazla. Dolayısıyla bulduğumuz menzil değerini sorgulamamız gerekiyor. Bu mantıklı bir değer midir diye. Mantıksız bir değerse not edeceğiz o zaman. Bunda bir mantıksız, mantıklı olmayan bir değerdir bu. Burada bir problem olabilir şeklinde. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar? Devam ediyorum o zaman. Şimdi gürültüye birazcık daha gireceğiz. Gürültüye girebilmemiz için dersin ilk başında bahsetmiştim. Olasılık teorisi radar sistemlerinin oldukça önemli bir bileşenidir. Burada yapmaya çalıştığımız şey, şimdi sonraki slaytlarda
İki tane parametre vardı. Probability of detection, yani tespit olasılığı ve probability of false alarm, yani yanlış alarm olasılığı. Bu iki parametre önemli radarda. Bunların çıkarılımı aslında basit şekliyle. Oldukça klasik bir çıkarım. Skolnick'in kitabında var ama 30-40'lı yıllarda çıkarılmış. Hala geçerli, kullanılır. En azından teori olarak işte uygulamada farklı koşullarda aynı yaklaşım kullanılır. Onun için çok önemlidir. Bundan dolayı da hemen hemen tüm radar sistemleri derslerinde veya radara giriş derslerinde verilir. Şimdi bunu çıkarabilmek için radar sistemini düşünün. Orada bir IF stage vardı. Ara frekans katı vardı hatırlarsanız. İşte o ara frekans katını alıyoruz mikserden hemen sonraki kısım. Ve bu burası benim ilk dedektörüm aslında. Yani sinyali dedekt etmedeki en önemli bloklardan birisi. Ve bunun cevabı girişteki sinyalin tipine göre bunun cevabı bana şu iki parametreyi çıkarmama, şu iki parametrenin çıkarımına yardım olacak. Şimdi önce bir Gauss gürültüsü dikkate alalım. Gauss gürültüsü nedir? Gauss gürültüsü mesela şöyle diyelim, bir cihazın iki ucundaki voltajı ölçelim zaman üstünde. Şuna V of T diyelim. Yani voltaj, bildiğiniz voltaj. Ama çok hassas bir ölçüm aleti olsun elimizde. Yani böyle mikrovatların altını, mikrovoltların altını ölçebilen bir hassas ölçüm aleti olsun. Ve bir aktif devrenin üstündeki voltajı ölçelim. Bu voltaj haliyle eğer sistem çalışmıyorsa, öyle yerinde duruyorsa aslında burada ölçeceğimiz voltaj bizim gürültü gücümüz olacak. Gürültü gücümüzle orantılı olacak. Şimdi bu ölçümü yaptığınızda mesela şöyle değerler okuyacaksınız. Normalde sıfır görmek istiyorsunuz. Hiçbir şey üretilmiyor. Ama bu sıfır olmayacaktır. Şöyle gezecektir. Ama sıfıra çok yakın ama sıfır olmayan değerler okuyacaksınız. Çok hassas bir ölçüm cihazınız var ya. Böyle değerler okuyorsunuz. Nedir o? İşte atıyorum şurası mikrovolt olsun. İşte bir mikrovoltla eksi bir mikrovolt arasında değerler okuyorsunuz rastgele. Rastgele değişiyor bu değerler. Her bir T'de rastgele bir değer atanıyor. Ama bunların ortalaması, şu ortalama sıfır. Yani şuradan 100 tane değer alsam bunları toplayıp sonra sayısına bölsem sıfır çıkıyor. Sıfıra yakın bir şey çıkıyor. Bu pratikte de böyledir. Yani herhangi bir cihaz için bunu tekrarladığınızda buna benzer bir sonuç alırsınız. Çünkü neden? Aslında birçok fiziksel bu şekildeki fiziksel fenomena Gauss dağılımına sahiptir çünkü. Normal dağılım diyoruz biz buna. Nedir Gauss dağılımı? Gauss dağılımı aslında şunun üstünden gidelim. Ben mesela şuradaki voltaj değerlerini toplasam, şöyle şu kısmı silelim, bir histogram yapmak istesem. Arkadaşlar şuradan bir histogram yapmak istesem şöyle. Tamam mı? Benim değerlerim nerede? İşte şu 1 ile mesela eksi 1 arasında. Biraz daha aşağıya yapalım. Simetrik çünkü. Şurası eksi 1 olsun. Şurası da 1 olsun. Biraz daha abartalım şöyle. Eksi 1'den 1'e kadar gitsin değerler. Tamam mı? Şimdi ben bunun histogramını yapsam. Histogram ne demek? Histogram şu demek aslında.
Mesela şurayı bölüyorum. 1 ile 0.9 arası. Şurası. Buradaki değerlere bakıyorum. Kaç tane değer var? Kaç değer almışım ben? Onu buraya yazıyorum. 3 değerse işte 3'e bir çarpı koyuyorum şuraya, atıyorum. Ondan sonra bir alttakine bakıyorum. Böyle 0.8-0.9 arası. Her birinin sayısına bakıyorum, bunların sayısı. Sonra da toplamına bölüyorum bunu ve bana şöyle bir şey veriyor. Bu Gauss olduğunda. Tamam, şöyle bir dağılım fonksiyonu veriyor. İşte biz buna Gauss dağılımı diyoruz. Ve gürültü de bunu takip ediyor. Bunun orta değeri tam olmadı burası. Özür diliyorum. Tam simetrik olması gerekiyor. Şurası pik değeri. Şöyle bir şey diyebiliriz. Tamam mı? Pik değeri tam burada. Ki burası ne demek bu? Ortalama değeri sıfır demek. Yani en yüksek olasılıkla göreceğiniz değer burada sıfırdır. Yani herhangi bir anda bir değere baksanız bunun sıfır olma olasılığı %50'dir. Bu anlama geliyor. %50 ihtimalle bu sıfır volt demek. Gauss dağılımı budur. Şöyle çizersek tekrardan şuraya. Bu benim voltaj değerlerim. Mesela şurası -1, şurası 1, şurası 0. Şöyle bir pik yapıyor, sonra tekrar düşüyor. Şurası en yüksek olasılık olan yer. Tamam mı? Bunun alanı 1. Şurada ölçtüğüm değer en fazla 1'e kadar gidiyor. Tipik olarak bu 0.3 civarında bir değer. Şu değer, pardon, şurası şu değer 0.5'e denk geliyor. 1/%. Şunun alanı 0.5. Şunun alanı da 0.5. Tamam mı? Şu değeri bulma olasılığım benim %50 olmuş oluyor. Şimdi bu Gauss dağılımı. Bunu zaten probability vesaire gibi derslerde daha önce görmüş olmanız lazım. Bu şekilde bir girişte gürültü gelse. Bu şekilde bir gürültü geldi. Bu şekilde bir gürültü geldi girişte. Ben çıkışta ne göreceğim? Çıkıştaki sinyal nasıl bir sinyal olacak? Aslında ondan bahsediyoruz burada. Çıkıştaki sinyalin zarfı, yine bir histogram yaptığımda Rayleigh dağılımını takip ediyor. Rayleigh dağılım fonksiyonunu takip ediyor. Bu matematiksel olarak gösterilmiş. Burada onu vermiyoruz biz. Derivasyon çıkarım yapmıyoruz. Bu derste daha çok direkt mümkün mertebe çıkarılmış ifadeleri kullanıyoruz. Bunların nasıl kullanacağımızı anlamaya çalışıyoruz. Ders çünkü sistem dersi. Rayleigh dağılımı nedir? Rayleigh dağılımı şu şekilde veriliyor. Bu arada Gauss dağılımını da yazabiliriz bunun gibi. İşte Px, değil mi? 1/2π kök sigma e üzeri x eksi mü bölü 2 sigma karenin şöyle karesi. Bu da Gauss dağılımı. Yanlış yazmadıysam bir şeyleri. Bunun gibi bir şey. Bu da aynı, bakın buna benziyor. Üstten x kare yine. Ama burada bir tane daha eksi var. Yani daha karmaşık bir fonksiyon bu. Ve bunun dağılımı da şu. Yani benim normalde Gauss dağılımım neydi? Şu şekildeydi, değil mi? Şöyle geliyor, pik yapıyor ve düşüyordu. Buradaki hep pozitif öncelikle. Hiç negatif değer yok. Yani bunun çıkışında ben hiç negatif değer almayacağım. Zarfında, zarfı hiçbir zaman negatif olmayacak. Hep pozitif çünkü zarf. Dolayısıyla sıfırdan başlıyor ve artıyor sürekli. Şurada bir yerde pik yapıyor. Şuralarda bir yerde kaç olduğunu bilmiyoruz. Sonra böyle düşmeye başlıyor. Yani benim en çok beklediğim değerler şurada aslında. Tamam, şu bölge, sonra hızlı bir şekilde aşağı doğru düşüyor. Burada mean square value dediğimiz, yani ortalama kare değeri M2 olarak veriliyor. Yani şu değer. Ondan sonra standart sapması da bunun 0.523 olarak veriliyor. Bu Rayleigh PDF'in özellikleri. Bunun nasıl çıkarıldığı veya nereden geldiğine çok girmiyoruz. Bu bilinen bir fonksiyon çünkü. Herhangi bir olasılık kitabında bunu bulabilirsiniz. Şimdi ben ne yaptım burada?
Ben girişte bir gürültü girdim. Tamam mı? Bu Gauss gürültüsü ve çıkışta bir sinyalin zarfının dağılımına baktım. Neden zarfa baktım? Çünkü bu zarfı kullanaraktan ben karar vereceğim bir sonraki aşamada. Bu bir sinyal midir, değil midir kararı vereceğim. Onun için bu zarfın değerini ve dağılımını bulmam lazım. Ve buldum. Şimdi bir sonraki aşama devam edelim. Şuradan biz gürültü girdik. Biraz önceki gösterdiğimiz şuydu. IF amplifier match filter kısmı. Şurada zarf vardı. Değil mi? Ve biz buna Rayleigh demiştik. Basitçe burada ne tip sinyal göreceğinizi illüstre etmeye çalıştım. Görselleştirmeye çalıştım. Şurada bir tane görüldüğü gibi bir sinyal var. Bu FIF aslında. Yani ara frekansa sahip bir darbe serisi. İçinde sinüzoid var. Sonra bu filtreden geçince ne yapıyor? Güçleniyor. Aslında bu birazcık şöyle üçgene dönüşüyor. Biraz da. Tamam mı? Şöyle bir şey oluyor. Bunu tam gösterememişiz burada aslında. Şöyle olması gerekiyor. Üçgen. Tamam mı? Match filtre çünkü. Sonra second detector'dan geçtikten sonra da bunun sadece zarfını almış oluyoruz. İşte zarfı da bu. İçindeki sinüzoid artık yok. Bunu güçlendirdik. Biraz güçlü hale geldi. Sonra da threshold'dan geçirdik ve karar verdik. Sıfır veya bir. Birse bir hedef var demektir. Sıfırsa bir şey yok demektir. Tamam mı arkadaşlar? Yani bizim ilgilendiğimiz burası. Şimdi burada ne varsaydı? Girişte bir noise varsaydı. Yani benim girişte herhangi bir sinyalim yok. Sadece gürültü basarsam bunun çıkışında ne görürüm ben? Bunu nasıl karakterize ederim? Onunla ilgileniyoruz. Evet, burada yine bir görsel var. Bunu hani böyle elle çizdik. İkinci dedektörden sonra video amplifier, arkasından threshold. Şimdi şuradaki sinyale bakıyoruz. Daha önce sıklıkla bahsettim. Gürültülü bir sinyal var. Bu gürültülü sinyal zaman üstünde değişiyor sürekli. Bir voltaj değeri var, okuduğumuz voltaj değeri. Ben gürültünün RMS değerini biliyorum. Şuralarda bir yerde. Bir threshold koymuşum. VTH diyelim buna. Şimdi yaptığım şey ne? Bu dedeksiyon, threshold decision dediğimiz, yani eşikleme, eşikli karar verme işlemi nedir burada? Şu, belli aralıklarla, ki bu genellikle darbe süresidir, şöyle yapabiliriz. Her bir darbe süresinde bir tane karar mesela. Tamam mı? Tau'lara böldüğümüzü düşünün bunu. Her bir tau'da bir tane karar alıyorum. Bir sample alıyorum, bir örnek alıyorum bu sinyalden. Sonra bunu şu threshold değeriyle kıyaslıyorum. Şimdi threshold değerinin üstünde ise bu bir eko, yansı sinyalidir. Yani bir hedef var veya bir hedef sinyali geldi diye karar veriyorum. Eğer bu eşik değerinin altındaysa da bu sefer bu bir sinyal değil, bir yansı değil, bir hedef yok. Hedef sinyali değil bu. Bu bir gürültüdür diyorum. Neden? Çünkü eşik değerin altında kaldı. Şimdi burada iki şey var. Birincisi, ben şurada mesela A noktasını dikkate alalım. Burada bir örnek almışız. Bu eşik değerin üstüne çıktı. Bu gerçekten bir eko sinyali ise ben gerçekten hedefi tespit ettim demektir. Bu bir doğru karardır. Bunun yanında mesela B'yi alalım. Tam çizgide. Tam çizgide. Şimdi ben buna ne karar vereceğim? Çok yakın. Eğer bu gerçekten bir sinyalse, yansı sinyaliyse ve ben bunu noise'dir dersem ne olur o zaman? Gerçek sinyali olduğu için kaçırmış oluyorum. Değil mi sinyali? Kaçırmış oluyorum. İşte biz buna missed detection diyoruz. Tamam mı? Yani sinyal gerçekte yansı fakat ben bunu gürültü olarak yorumlarsam missed detection olur. Yani kaçırılmış bir tespit olmuş olur. Öte yandan mesela C. C'yi ele alalım. Bu aslında bir gürültü. Ama ben şans kazağı bunu böyle çok çizgi
sınırda olduğu için dersem ki bu bir hedeftir. Aslında bu bir gürültü olduğu için bu da false alarm olacaktır. Tamam mı? Yani bu bir tespit, şu bir kaçırılmış hedef, şu da bir yanlış hedeftir. Yanlış alarmdır. Böyle üç farklı durum, üç farklı case olabilir. Şimdi bu threshold'u bizim çok uygun bir şekilde, çok hesaplı seçmemiz lazım. Çok dikkat etmemiz gerekiyor bu threshold'un seçimine. Ve bu threshold'un seçimi bana aslında PFA ve PD, yani detection probability, tespit olasılığıyla yanlış alarm olasılığını veriyor veya bunlar üstünden tanımlanıyor. Peki bu eşik değeri nedir? Eşik değeri aslında benim S over N'imin tanımı olmuş oluyor. Tamam mı? Yani şu RMS değerine bakıyorum, şu threshold değerine bakıyorum, buradan BSNR tanımlıyorum. Bu SNR'a göre de şu PFA ve PD'yi hesaplıyorum. Evet, yöntem bu. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Devam edelim. Daha önce zaten tanımlamıştık. Ne demiştik? Bir gürültü girdi, değil mi? IFS filtreye bir gürültü girdi. Bir çıkan sinyal var. Bunun envelope'unu da biliyoruz. Daha önce de tanımlamıştık zaten. Riley type demiştik, değil mi? Şimdi bu denklem, bu slide'da yazdığımız denklem o denklem aslında. Bu slide şunu söylüyor. Ben girişte bir gürültü varken çıkıştaki sinyale bakıp bir eko sinyali var dersem bu bir yanlış alarm olur. İşte bu yanlış alarm olasılığı nedir bu yapı altında? Onun analizi. Bunun için ne yapıyorum? Girişte Gauss gürültüsü girdiğini, yani bir gürültü sinyali var sadece. Gerçekte bir yansı sinyali yok. Girdiğini varsaydım, sonra çıkışı aldım. Bunun Rayleigh dağılımına sahip olduğunu biliyorum artık. Ki o da neydi? Daha önce gösterdik zaten. Şöyle bir şey değil mi dağılım? Özür diliyorum. Şunu niye yapıyor anlamadım. Şöyle bir şeydi değil mi? Şöyle. Şurası benim R değerim. Şurası sıfır. Şurası olasılık. Şimdi bu şu dağılım. Şimdi ben şurayı hatırlayalım. Şu grafiği. Burada eğer ben şu C noktasını eşik değerin üstünde varsayarsam, yani bunun bir hedef olduğuna kanaat getirirsem, bu bir yanlış alarm. İşte o olasılığı hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Yapacağımız şey şu. R değeri threshold'un üstündeyse, okuduğum çıkış sinyalinin zarfının değeri threshold değerinin üstündeyse, sonsuza kadarki bölgenin tamamının olasılığını bulduğumda ben aslında yanlış alarm olasılığını bulmuş olurum. Yani basitçe şu PDF'yi VT ile sonsuz arasında integre ettiğimde, mesela VT'yi şuraya koydum örnek. Tamam mı? Şurası benim probability of false alarmım olur. Tamam mı? Demek istediği bu aslında. Şimdi ben şu eşik değerini sola doğru getirirsem daha çok false alarm olacak. Sağa doğru çekersem daha az false alarm olacak. Değil mi? Yanlış alarm azalacak. Çünkü bu alan düşecek. İşte bu alan neye bağlı o zaman? Şu VTH'ye bağlı. Bir de şu PSI 0'ya bağlı. Bu PSI 0 da bizim daha önce gösterdiğimiz şu RMS. Noise'in RMS değeri. Tamam mı? Bu RMS değeri, RMS noise value diyelim buna. Demek ki gürültünün gücü aslında bu. Gürültünün gücü ve threshold voltajının karesiyle ilintili. Bu yanlış alarm aslında basitçe. Bu da aslında benim SNR'ımı veriyor. Tamam mı? Bu SNR'la orantılı. Çünkü voltajın karesi, hatırlayın, devre teorisinden nedir? I kare R'dir değil mi? Veya V kare bölü R'dir. Ben şimdi şunu 1 ohm yaparsam güç neye eşittir? I kareye veya V kareye eşittir. Yani 1 ohm normalize empedans için, direnç için benim gücüm akımın karesidir veya voltajın karesidir. Fark etmez.
Burada da voltajın karesi alındığı için o zaman bu benim gücümdür. Şu zaten bizim RMS noise gücünü veriyor. Dolayısıyla bu oran bana aslında sinyal gürültü oranı. Bu sinyal gürültü oranıyla orantılı aslında. Direkt kendisi olması da orantılı. İleride bundan bahsedeceğiz zaten. Evet. Arkadaşlar burada durmak istiyorum. Çok ileri gitmeyelim. O ödevler önemli şu aşamada. Onları yapmadan devam edersek sonraki konularda karmaşa ortaya çıkabilir.